Hani? Hasbi amcam ama ne iyi adamdı. Nur içinde yatsın. Babam, babam. Bizi bırakıp nerelere gittin babam? Ne yapacağız şimdi babamsız? Ne olacak şimdi? Kız ne yapılır? Çatır çatır mirası yiyeceksin kenara geçip işte kayınpederinin. Onlar ne yapsın? Beş kuruş kalmadığını öğrenince. Sus kız sus. Yücek lan. Allah mekanını cennet eylesin ya Rabbi ya Resulallah. Hayrola Recep, pek bir hevesli attın toprağa. Bitti bu iş Erdoğan, bitti. Bunca senelik çile sona erdi. Biraz hemen önlem lan. Sus lan, hortlatacaksın herife, kalkacak şimdi yattığı yerden. Verme Allah ya Rabbi ya Resulallah. Allah rahmet eylesin ya Rabbi. Melek gibi adam değil mi? Para kalmış mıdır abla bize dedemden? Çok zenginmiş dedem. Öyle diyor babam. Haberi geldiğinde şıkır şıkır oynadı atadı anamdan bizde. Gördüm ben. Bir sus bir şey değil, bir sus. Böyle yerde konuşulacak şey mi bu ha? Günah. Çık verecek dedemiş mi senin yanına göreceğin gün. Fatih okusan dedeme. Küsüm ben ona. Okumam. Hakkımız yedi o. Onun yüzünden babam annemi öldürüyordu az kalsın. Bize bir kuruş bırakma ona. Ben hiçbir şey okumam. İyi okuma. Mehta'yı okumayan çarpılır yalnız. Ben söyleyeyim de. Diri tutuyordu çocuk. Ama beyan ver. İnşallah sen de bir gün o toprağın altına gideceksin. Bak bakayım ben nasıl kabir azabı çektireceğim sana. Nereden belli senin benden önce gebermeyeceğin? Lan dur atma. Hayır dur. Ben lan. Şimdi şansı bırakmayayım da. Sen ablacığım. Sakin ol. Bir şey yok. Verin nefes al şimdi. Korkma tamam yok bir şey. İyi misin? Ne yaşadıklarına değdi, ne öldüklerine. Annem hayatı boyunca özlemini çekti babamın o çatıda. Bir lokmacık sevgi dilendi. Ne oldu? Ne oldu? Değdi mi? Bu kalp arzına değdi mi? Hey, korktuğun şey gelmedi mi anacığım başına? Abla be. Ben ne giyeceğim şimdi? Ya hayatımda hiç sinemaya gitmedim ki ben. Böyle çok şık falan mı giyiliyor ki? Ay yok Şadiye. Ben seni süslerim dur. İclal ablaya gideriz. Böyle saçını falan da yaptırırız. Bir de az biraz makyaj süreriz böyle. Abla bana makyaj mı yaptıracağım? Zafer var ya. Beni görünce şok olacak. Yani şok olacak. Babam gene oraya gidiyor. Şadiye. Şadiye dur sakın. Şadiye. Çabuk otur buraya gel. Ben sana ne dedim? Görmedin, duymadın, bilmiyorsun anladın mı? Abla anam var ya bak. Bunları duyarsa bu ölümü de babamı da gebertecek ya. Niye böyle oluyor abla? Babam niye böyle yapıyor ablacığım ya? Ah Şadiye, ah benim sulu gözüm. Ah ya. Tamam ağlama artık, tamam.
Az kaldı, kurtulacağız buradan. Bak şunun şurasını üniversiteye kazanmama ne kaldı? Atlayacağız, gideceğiz İstanbul'a sonra seninle. İkimiz yeni bir hayata başlayacağız, tamam mı? Bir göz odaya ev tutarız. Ben hemen işe girer çalışırım. Hem okurum hem sana bakarım. Sana da bir iş buluruz. Zafer ne olacak? Aman. Tamam. Zafer de gelir. Hemen evlendirir veririm ben sizi. Olmaz mı? Daha birbirimizi tanıyacağız diyorum sana. Ah Şadiye. Her sene yüz binlerce insan göç ediyor İstanbul'a. Bir biz fazla mı geleceğiz kız? Allah Allah. Çalışır kazanırız ekmeğimizi. Bize de bir dilim ekmek var elbet. Ama Şadiye. Ah bir görsen İstanbul'u. O kadar güzel ki. Sanki böyle bir masalın içindeymişin gibi oluyorum gidince. Ama siz beni istemezsiniz artık tabii Zafer'le. Ha? Böyle Karaçalı gibi aranızda. Siz tabii bütün gün böyle öpüş, kokuş yapacağınız için. Ya saçmalama abla ya. Uyanık mısınız? Babanız yok. Çıkmış gitmiş gecenin bir behri. Nerede acaba? Kızlar. Acaba çıkıp bir baksak mı birlikte ha? Yok ya. Ay, güzel anam. Ay, güzel anam benim, güzel anam. Ya sen babamı bilmiyor musun? Şimdi onu uyku tutmadı kesin. Ondan sonra da çıktı bahçede sigara içiyor. Sen şimdi git yat. Ay, ya tamam, güzel tamam, tamam. Benim. Tamam, tamam yalışma. Kız, yalışma. Otur. Yatın işte. Ya Şadiye hadi be. Geç kalacağım okula. Geldim abla. Kızlar. Ne? Beni de bekleyin. Abi de bize taktı be. Şey Çebi. Hı. Bugün abimgillerde babamın mevlidi var. Miras kaldıktan sonra mevlüt okumaya doyamadılar ha. Yani annem her sene istiyor seneyi devriyesini. Ne yapacaksın? Git. Git benden de rahmet oku. Bu bırakmadığı miras için bilahare onunla görüşeceğiz. Git. Tövbe tövbe. Yemek var tencerede. Acıkırsan. Ya hadi yürü git be. Git. Gidişin olsun da dönüşün olmasın değil mi? Bakma öyle lan. Yürü. Gitti. Akşama kadar gelmez bebeğim benim. Ay yok Recep. Sen vallahi bir gelen bir gören olacak ya. Yapma gözünü seveyim Nur be. Oğlun okula gitti. Kocam fabrikada. Çok özledim kızım seni. Kimse gelmez ya. Ha? Ne yapma Recep be. Geceleri zaten çıkamıyorum biliyorsun. Hatice böyle işkillendim ve mum gibi duruyor sabaha kadar ya. Yapma gözünü seveyim Recep. Dur Allah aşkına. Kim böyle kız? Yapma. Ben yiyorum sana, bastım. Ya hadi ben kaçtım, geç kalıyorum. Ay. Ben de, hadi. Mehmet. Geri ver paramı. Vallahi yok be. Olsa dükkan senin ama yok. Kumarda yemişim paramı. Duydum ben. Beni kimse dolandıramaz. Geri ver çabuk paramı. Çabuk. Şikayet et. Herkese de söyle o parayı gerçekten niye verdiğini. Niye verdin lan kartoroz, niye verdin? Ha? Ya da oğlun gelir İstanbul'dan,
Babür abiye şikayet edersin beni ha. Bu itin adını anma bana. Oğlummuş. Yürü lan. Bekleme yapma, devam et, yürü. Halin. Ya Necati abi, vallahi biz sadece üniversiteyle ilgili konuşuyorduk Fırat'la. Ya başka bir şey değil yani. Nalin, bak sen benim kızım gibisin. Sana o aileden hayır gelmez. Onun için o çocuktan uzak duracaksın. Ben senin üniversite bursunun peşindeyim. Zengin, hayırsever bir kadını seninle tanışıp konuşmak istiyorum. Yaşasın, bitlendik. Nalin, sana gidelim. Lan abla, bitlendik biz, bitlendik. Okul tatil bize. Necati abi, dünyada benim için üniversiteye gitmekten daha önemli bir şey yok vallahi. O zaman o hovardı çocuğu bir daha görmeyeceksin. Tamam mı? Onlar zengin. Sen onlara ayak uyduramazsın. Bunca yılın emeğini heba etme, olur mu? Eğer lafımı dinlemezsen senin için parmağımı bile oynar. Okul tatil. Kız delirtiyorsun sen beni ya. Şeker mi sürdün tenine? Ama emin ediyorum delirtiyorsun beni. Asıl sen elin ne zaman etime sürsen içimden böyle bir kadın fışkırıyor. Aklımı oynatıyorum sanki anne. Böyle elini hiç erkek eli değmemiş. Kız gibi oluyorum ben. Sokuyorum böylece. Anne. İbo! Sizi babama söyleyeceğim. İbo! Verdi ki onlara hayat. Ne verdi? Bir de soba duvarından boğuldu. Hayat niye bu kadar acımasız bırak? Yazgıları böyleymiş. Elimizden ne gelir? Hadi. Hadi. Yatıp uyuyayım, çok yoruldum. Biz de kalırız daha. Yok, olmaz. Şimdi bir sürü çalışan falan indi. Hayır, kimse yok, ev boş. Hem seni bu halde tek başına otelde bırakamam, değil mi? Dursana bizim.
Alo. Abi mezarlıktan çıktılar, şimdi bir sokağa geldiler. Tabii. Kız anasının danasının başına gelenleri öğrendi. Fırat Çakallı da teselli ediyorum ayağına kızın dibinden ayrılmıyor. Abicim yok öyle bir durum bak. Var ya, gençliğime doymuyor. Şimdi Fırat abi bir yerde de aileden biri olarak zor gününde kızı yalnız bırakmadı yani. Şimdi Irmak ablanın arkadaşı, Fırat abinin de memleketlisi ya Narin abla. Bugün de bırakamazlar ki abi kızı tek başına. Bırak lan bu işleri. Bırak bu işleri. Aile maile tanımaz o şerefsiz. Ben onun kanını bilirim lan. Zamanında 10 tane kızı ipe dizerken Narin'in aklını çalmadı mı bu? Hürmetsiz, ayarsız öküz. Diplerinden ayrılma sen onların. Tamam abi. Şanslıyız aslında ha. Allah böyle genç yaşta ikimizin de gönlüne göre verdi. Ulan sen daha yeni sütten kesildin. Sen daha yeni sütten kesildin. Sen bebeksin kız daha. Sen bebeksin daha kız, bebeksin. Hatice, gülüm bir çay koy. Bak sinirlerimiz oynadı zaten. Kız anne, ev için boğulsun ya sen böyle. Aman, narinlerin orada azıcık kestirdim. Bir şey olduğu yok canım. Okumanıza falan üzüm kalmayacak Beşiktaş'ta oynarsam. Abla. Ben çok acıktım. Şişt kız, şimdi böyle bir tane sosis de olacaktı böyle. Yanımda da bir ayran. Ne giderdi şimdi ha? Girmesene çocuğuna be. Kapa şimdi. Ablacığım azıcık sabret. Akşam az kaldı. Evde de bir şey yok ki. Annem gereken bir şeyler getirir, tamam mı? Ben böyle ileride topçu olduğum zaman her gün yumurtalı sucuk yapacağım böyle. Yanımda da böyle tam bir ekmek böyle sıcak sıcak. Öyle bandırıp bandırıp uf. Abla. Hadi oyun oynayalım biz Şadiye. Tamam mı? Böyle yıllar geçmiş, büyümüşüz, üniversiteyi falan bitirmişiz. Doktor mühendis olmuşuz. Çok zenginiz, tamam mı? Hadi gir koluma. Böyle eski evimizi ziyarete gelmişiz. Mahallemize bakıyoruz. Hadi gel dışarıdan gelelim bari. Ay abla, şurada ders çalışırdık, hatırlar mısın? Acık kibar ol Şadiye'cim. Koskoca doktor olmuşsun, nasıl böyle konuşursun? Şşt, ben ne olmuşum? Gel gel, sen de büyük bir topçu olmuşsun. Gol attığında gazetelerde boy boy fotoğrafın çıkıyormuş. Arman kapıda değil mi? Tabii tabii, sen getirmişsin zaten biz. Böyle üstü açık şahane bir araban varmış. Hadi. Abla. Mahalleyi gezdikten sonra taş kebapla lahmacun kaymaklı yeriz değil mi? Yeriz zekalı. Allah cezanı versin mi Şadi? İçin ettin hayali. Yemekte yemek, başka bir şey düşünmüyorsun ki. Oynamıyorum ben be. Tamam abla, bir daha yapmayacağım. Gerçekten abla, gerçekten. Geç otur yerine. Ah! Abi var ya. Ağlama ya. Güzel ablam benim. Baba ya, sen bana güzel seveyim ya baba. Ablanın! Ne yapalım? Gitti. Gitti. Bundan sonra okula gitmeyeceksin. İşe gideceksin. Eve para getireceksin. Ne oluyorsunuz be? Anne, sizin lisede bir çocuk var. Ona bakıyor bu. Tam bir ama kız bir yaşta böyle şeylere. Unutmayacağım. Ölünceye kadar seveceğim onu, anladınız mı? Nari, Nari. Erdoğan amca, ne oldu anneme? Niye geliyor ama? İçine elektron geçişine müsaade etmeyen maddelerin yazıkan denir. Havacan plastik yazıkan maddedir. Bunlar aynı yazıkan maddedir. Anne, saçımı örsene. Mehmet! Efendim baba? Gel buraya gel, adım atarsın gel. Allah sizin cezanızı versin! Yalancılar! Kara yerin kara kafalı sürü gevletleri! Gel! Gel! Belanızı versin! Dünya yansa, mahalle başıma yıkılsa da okurum. Gidecek! Vallahi gidecek, silkeleyecek bizi bu zafer. Giderse gitsin be. Sen yüzünden oğlum ne zaten? Ölürüm seni. Dilenirim, gel okulum hacı. Eğer okula gitmezsem ölürüm, ölürüm çıkar bu evden. Sizsin o zaman. Allah belanızı versin. Mehmet. Bana bak. Bana bak. Ölecek misin? Yardım okula gidecek. Efendi olacaksın. Akıllı olacaksın. Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Anne.
Hamiyet Hanım'la neler verdiler bakın. Börek var. Muz var. Et bile verdiler kız. Allah razı olsun anne be. Açlıktan ölüyordum neredeyse. Hadi abla eti pişirelim biz. Kendi paranla almadın yani bunları. Yok kız bedava. Baksana koskoca kıyma var. Ben şimdi size çok güzel köfte yaparım. Hemen yaparım getiririm. Niye bedava verdikleri anlaşıldı. Kokmuş kız anne bunlar. Börek desen kıyması kokmuş. Kıyma da leş gibi olmuş. Baksana muz da kararmış. Yok be o kadar kokmuyor. Ben şimdi köftenin içine bol cana soğan koyarım. Bir de baharat. Oo mis gibi. Aa kız ne oluyor kız? Kız ne yapıyorsun sen bu? Bir daha kimseden kokmuş bir şey alma anne, tamam mı? Hepimiz vallahi gıda zehirlenmesini hastaneye kaldırırsın. Ne yapacağız şimdi? Yemek de kalmadı. Börek iyiydi be abla. Para ver gidip bakkaldan bir şey al. Para yok. Nasıl para yok? Sen işten gelmiyor mu? Ha yok babanız aldı çarşıdan elimden de. Baktı elim kolum dolu yemek var dedi sizin için dedi. Bana lazım dedi ben de verdim tabii canım. Dilenciler bile karnını doyuruyor şu kasabada. Bir biz doyuramıyoruz babam sayesinde. O zıkkımlansın meyhanede. Biz burada aç yatalım tamam mı? Neyse neyse. Babam şimdi don atmıştır masayı. Ben gider onun yanında yerim. Anne ben Dümmü teyzeye gideyim mi? Hayır olmaz. Su iç yat. Ben böyle çok kibar, güzel güzel konuşacağım. Hali vakti yerinde olduğum çok asil biriyle evleneceğim. Çok güzel bir hayatımız olacak. Kimselere benzemeyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Birlikte yemekleri hazırlayacağız. Çocuklarımız arkadaş gibi olacağız. Yaşlansak da aşkımız hiç ölmeyecek. Boşu boşuna umutlanmayın. Bu maçta hükmen mağlup olsun. Narin. Narin. Ne oldu kızlar? Niye alıyorsunuz siz bakayım? Coğrafya. Coğrafya atlası lazım. Almadı babam. Onu alıyor. Kapı çeneli Şadi. Niye onu al ki? Salak mıyım ben? Tamam kızım ağlamayayım ben. Alırım size ne lazımsa. Söyleyin bakayım neniz eksik? Pergel. Kap kağıdı. Şeffaf kağıt. Tükenmez kalem. Bir de cetvelim kırıldı. Şadiye bak vallahi çok kötü döveceğim seni. Bir şey lazım değillerdi ona. Konuşuyor işte zevzek zevzek. Kızlar, alın bakayım. Her bir şeyinizi aldım. Güle güle kullanın. Yaşasın! Yok. Biz bunları kabul edemeyiz Erdoğan. Niye alamayacakmışsınız be? Borç kızım bunlar, borç. Bana bak bundan 10 sene sonra doktor mu çıkacaksın, mühendis mi çıkacaksın, avukat mı çıkacaksın? Oraya karışmam.
Ama ilk maaşından gelip bana borcunu ödeyeceksin, tamam mı? Faiziyle hem de. Ben enayi miyim be size bedava mal dağıtacağım, ha? Tamam sus. Büyüyünce ilk maaşımı ödeyeceğim sana borcumu. Ha. Bak bu öpücükten ödedim bile. Faiziyle hem de, tamam mı? Aferin, üstü kalsın. Hadi bakalım, güle güle kullanın. Aman helikoptere atlayıp gelmesin şimdi bu. Alo. Alo. Tatiana, abim ne yapıyor? Firlade helikopter pistine gitti az önce. Sen ne yapıyor? Ne zaman dönecek? Hay Allah kahretsin ya. Helikopter atladı. Kesin buraya gelecek bu. Neyse yavrum, ben kapatıyorum şimdi. Olaylar büyümeden burada bir çözüm bulmam lazım benim. Lan şimdi yandık işte var ya. Ne oldu Erdoğan abi? Nasıl öldü annemler? Sen gittikten bir sene sonra falan da kızım. Bir sabah böyle televizyon başında buldum ikisini de. Uyur gibi. Gece çok rüzgar vardı. Soba depmiş. Öyle dedi polis. Sana bir haber vereceğim. Neymiş o? Bizim Narin ne Atıf. Bu hafta sonu Abant'a baş başa otele gittiler. Neden? Sence neden? Çıkıyorlar deme sakın, çünkü hayatta inanmam. Aynen, çıkıyorlar. O Narin hadisi bana söylemedi ama Atıf hemen söyledi. Allah Allah. Bilmiyorum. Bana yalan atıyormuş gibi geliyor. Aman canım, ne mecburiyeti var yalan atmaya ki? Ama Narin bana küstü galiba, o yüzden böyle sessizliğe büründüm. Niye? Daha dün gece burada değil miydi? O dün gece anlatıyordu ya ailesiyle ilgili bir şeyler. Hani bu polis çocuk aramış, bir iz bulamamış. Ya, o sırada beni Can çağırdı. Bu pandanın davetine gidecektik. Çok önemli bir şeydi kız için. Ağzına tıktım bütün hepsini. Kırıldı bana tabii ki. Bak ablacığım, bir şey soracağım sana. Sen gerçekten polislerin onların izlerini bulamayacağını mı düşünüyorsun? Hani bu işin içinde bir iş var bence. Ya Narin bizden bir şey saklıyor ya da uyduruyor işte. Aman sen de Narin katma fırsatı buldun ya. Hiç hemen devam et yani. Tamam. Ne olabilir Allah aşkına ya? Tamam. Bir şey demedim. Bunca yıldan sonra birine bir şey hissediyor. Ve bana söylemiyor ya, inanabiliyor musun? Belki bazı şeyleri paylaşacak kadar yakın hissetmiyordur artık kendini sana. Öyle şeylik et. 12 yıllık yarısıydı bu kızın. Yani bunca yıldan sonra o mahzenin kapağını açıyor, ilk adımını atıyor ve ben onu dinlemiyorum. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? O Sermet pandası var ya, o benim sistemimi bozdu, sistemimi. Yalnız ben çok merak etmeye başladım bu Sermet pandasını, sana söyleyeyim. Çok salak ya. En sevdiği ressam kimmiş biliyor musun? Kim? Sazan. Sezan'ı diyor, Sazan diye. Ya. Çok salak. Masal gibi insan oğlum. Bir varsın, bir yoksun. Şadiye peki abi? Hani yok muydu o evde? Onun esrarını kimse çözemedi oğlum. Akşamın evdeydi, ben biliyorum. Bana bir tas çorba getirdiydi. Sonra evine gitti. Sabah çıkmadı evden. Ne ölüsü ne dirisi. Polis aradı aradı, yok. Yer yarıldı, sanki içine girdi çocuk. Ben de işte burada bir başıma böyle kala kaldım. Ümmü yok. Hatçeler yok. Oğlan da çekti gitti 3-5 sene evvel. Ben biliyorum. Anasıyla konuşuyordu telefonda gizli gizli. Giderken 3 satır mektup bırakmış. Oralar daha imkanlı babacığım diye.
Ne kötülüğümü gördü benim be kızım? İnsan babasını aramaz mı? Öyle deme be Erdoğan abi. Onca şey yaşadı çocuk. Kolay mı? Normal. İbo! İbo oğlum dur! Dur. İbo! İbo oğlum! Ne? Dur yanlış anladın. İbo! Recep! Sus! Recep! Sus, bak, Recep! 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 Mahvolduk biz Recep! Sakin ol. Sakin ol. Böyle daha çok dikkat çekiyorsun. Ben onu bulacağım, sakinleştireceğim. Tamam? Recep! Getireceğim Recep! Korkutma çocuğu Recep! Oğlum neredesin lan? Bak kolumuza kadar sardı çikolata. Ah! Baba, ne yapıyorsun ya? Bu saatte senin okulda olman lazım değil mi kızım? Ha? Bit vardı, sardılar be. Geç eve. Eve geç. İbo! 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 Oğlum! İbo! Oğlum, iyi misin? İyi misin oğlum? Bak, yanlış anladın sen beni. Annene ben masaj yapıyordum, krem sürüyordum, yanlış anladın. Kimseye yanlış bir şey söyleme, tamam mı oğlum? Tamam be, anladın mı? Lan ey! Yemin ediyorum var ya, kuduz köpekleri atarım seni, parçalatırım orada. Öldürürüm seni. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Anladın mı? Moskov, ha? Ne oldu, ne var orada? Oğlum iş, ya. Komşunun çocuğu düştü de. Hay Allah, nasıl oldu ya? Tabii ya, tabii. Çocuk donmuş. Bin aşağı. Tamam, tamam. Al abi. At, gel, at, kaldır şunları abi. Korkmuş ya. Tamam çocuğum, tamam. Şunu al abi, şunu al. Al abi. Tamam. Ver abi. Gel çıkar oğlum, abi gel. Çocuğu. Gel. İyi misin çocuğu? Ah yavrum ya. Ah yavrum. Hadi. Tut abi, tut. Ver, tut beni. Tut. Ah, yavrum çok korkmuş ya. Gel. Hadi geçmiş olsun. Korktun mu? Yok, bir şey yok. Gel. Donmuş çocuk ya. Abi sağ olun ya. Sen de sağ ol Moskov. Eyvallah. Remdi bir yardım et Remdi. Gel. Gel bakalım. Hadi. Baba. Çocuk sırılsıklam olmuş, yanıyor. Ay yavrum benim ya. Baba. Çok ateşi var. Düşer, düşer ateş. Sen şimdi yiyeceğin ekmek ona. Bir kendine gelsin. Tamam, ben onunla sımsıkı bir konuşacağım. Maazallah bir şey söyle, Allah korusun ya. Valla benim de ateşim çıktı ya. Yanıyor çocuk Recep, yanıyor, yanıyor. Sakır sakır titriyorum. Ben bahçedeyim. Baba. Ay yavrum. Baba. 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 Baba ne oldu İbo'ya ya? Kucağında taşıyordum, merak ettim. Hasta hasta, şimdi sokulma, sana da bulaşır. Geç hadi. Ha. Recep. Recep. Recep oğlan kendini kaybetti. Hadi çok çıktı, koş. Beni gözün sevin bir ara baba. Koş 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 Recep. İmmi abla ne oldu ya İbo'ya? Hasta. Hasta. Hasta hasta. Recep! Recep! Ne oldu benim oğluma? Ne oldu oğluma? Ya bir şey yok. Sakin ol. Biraz üşütmüş, ateş çıkmış. Doktorlar ilgileniyor. Sakin ol kardeşim. Tamam, yürü. Tamam, sakin. Erdoğan. Nerede? Çocuk nerede? Erdoğan abi, yoğun bakımda kimsecikleri de yanına almıyorlar. Böyle öyle bir üşütmüş ki ciğerlerine kadar inmiş. Bir de soluk alıp veremiyormuş. Oksijen bağlamışlar. Nasıl oldu Ümmü? Bu çocuk bu hale nasıl geldi ha? Dur ben bir hekimlerle konuşayım. Bana da inme indi işte. Azıcık arası kaldı. Böyle yavaş yavaş yürüyorum şimdi. 3 kuruş emeklilik bağladılar. Onunla geçinip gidiyorum. Oğlanın peşinden gidemiyorum ki bakayım ne yaptı ne etti diye. Ben gördüm İbo'yu Erdoğan abi. İyi. Aslan gibi delikanlı olmuş, merak etme. Gördün mü? Ha? Gördün mü aslan oğlum nasıl benim ha?
İyi, merak etme. Ah be abicim benim ya. Ah be abicim. İyiyim ben, iyiyim. O da iyi olsun. Bana yeter. Bana yeter. Merak etme sen abi, üzülme daha fazla. İstanbul'a götürürüz biz seni, görürüz oğlum. Allah razı olsun sizden. İyiyim ben böyle, iyiyim. Çok şükür. Narin, pek iyi gördüm seni. Beyin mi bu? Yok Erdoğan abi, evlenmedim ben. İyi ettin be. Evleneceksin de ne olacak? Bak, ben evlendim, başıma neler geldi. Ben de buralıyım abi. Yani aynı kasabadanız. Hikmet Kazan'ın oğluyum ben. Ben bildim ben seni, bildim ben. Fırat'la yıllar sonra karşılaştık İstanbul'da. Tesadüfen. İyi ettiniz. Niye ettiniz de buldunuz birbirinizi ha? Destan yazdıydınız o zaman sevdanızdan, destan. Geçtiğimde bile pes etmedin, inandın. Kaç kere tamam dedim, buraya kadar dedim. Olmaz artık, yapamayacağım dedim. Pes etmedim. Ama sonunda oldu işte. Uf, Fırat, içim pırı pırı. Ben ne yapacağım şimdi orada? Çok heyecanlıyım. Kaç kere söyledim bak ben sana. Ben de kalacaksın demedim mi? Saçmalama. Baban öldürür seni. Neyi saçmalama ya? Sabahları erkenden okuluna gideceksin. Sonra akşam gelip derslerini çalışacaksın. Ya kızım koskoca ev işte. Anlayacağın ev arkadaşı olacağız. Çok seviyorum seni. Deli misin sen? Baban seni parçalar be. Adamın ne hayalleri var seninle ilgili? Her yerde anlatıyor. Düşünsene bunu öğrendiğini. Bizimkileri hiç saymıyorum bile. Hem ne olur biliyor musun? Ya. Mehmet abim peşimden gelir vallahi oralara. Arar bulur beni. Sen de böyle ooo kayınço hoş geldin nasılsın diye açarsın kapıyı. Seni ben yürüyorum, yürüyorum. Bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum biliyor musun? Sen benimsin bu gece. Çok heyecanlıyım. Niye? İşte gideceğim. Nereye gideceğim diye. Fırat. Ne? Fırat yapma. Ne git. Ya, ne yapma? Fırat gideyim ben. Anlat bakayım Naren. Ne ettin? Ha? Gittin mi üniversiteye? Gittim. Avukat çıktım hem de. Aferin benim güzel kızıma be. Aferin benim güzel kızıma. Ulan ne yapıyorsunuz 40 saattir içeride? İliklerim üşüyordu be, soğuk. Alo. Ali neredeler şimdi? Abi yıkık bir eve, onun yanındaki eve falan uğradılar da. Yenge bitik bir durumda yani. Kesinlikle yani sakıncalı bir durum da yok. Eski mahallesi herhalde burada. Fırat abi saygıyla vaziyet ediyor abi. Tamam oğlum, tamam. Sen kapat telefonu, takipte kal. Lan var ya, kesin burada bu herif ha. Bu helikopterle ne iş olacak? Ben kessem önlerini, durumu anlatsam... Fırat kesin artistik yapacak, yanında kız var. Narin yengeyi tek başına yakalamak lazım. Erdoğan abi, o zaman sen mezar taşlarını yenilersin. Bir de birini bulursun mezara bakması için. Sonra bir ara Mevlüt'te okuturuz. Tamam kızım, bu çok be. Ne olacak Erdoğan abi, hak mı geçer? Yani bana aldığın deftere kaleme say.
İlk maaşımla ödeyemedim ama şimdi ödüyorum işte. Aman be sen de. Yengenlere gideceksin mi? Gideceğim Erdoğan abi. Belki onlar bir şey biliyorlardır Şadiye ile ilgili. Hadi. Hadi gir içeri. Hadi yorulma sen. Eyvallah abiciğim. Narin. Bırakmayalım dedim. Hayat herkese merhamet etmiyor değil mi? Dönelim mi İstanbul'a? Hı? Sen de yoruldun. Kaldıramayacaksın bu kadar yükü. Fırat, belki Şadiye'yi bulurum. İçim pırpır. Biraz daha bakayım ha. Tamam, soruştururum ben köyleri. Mutlaka bilen vardır. Hadi eve gidelim de dinlen biraz. Ben bile dağıldım, kim bilir sen ne haldesindir şimdi. Zaten seni buraya getirmekle iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Fırat, ben bugüne kadar geçmişi hiç düşünmedim. Hiç sorgulamadım. Ta ki seni o Deniz'in evindeki kapıda görene kadar. O günden sonra her gece yaslağını gördüm rüyamda. Böyle bir kutu açıldı sanki. İçinden kötülük çıktı. Özlem çıktı. Yalnızlık çıktı. Kaçamam artık. Geri dönemem. Umarım bu yolculuk seni bana getirir. Belki daha uzağa götürür. Bakın kardeşim, bakın. Thank you.
lan sen burada? Ulanlara mı kıyorsun lan he? Ne ulanları be? Geçiyordum. Lan yürü git eve kırmayayım ağzını burnunu. Yürü! Ufaklık binmek ister misin? Atla evine bırakayım seni. İyi teklif var, ısrar yok. Bu çocuk benim kafamın içini mi görüyor ya? Bunu istedim ya salak lanet. Bu terliklerle de ne kadar çok yakışırdım ya. İsim ver sana o günü unutturayım. Ben o gün ancak bunadığım zaman unuturum. Bilmediğin şeyler var. Ne? Yiyecek bir şey yoktur şimdi. Gidip bize bir şeyler al. İşte böyle Hikmet Baba. Baş başa buraya geldiler. Ben de buradayım. Hep beraber yaslandayız. Nasıl olacak bu işler? He? Beni niye hep salak yerine koyuyor sizin bu sülale? Babür oğlum neler saçmalıyorsun sen yine? Yok öyle bir şey. Yanlış demişler sana. Cık. Sakın dolduruşa gelme. Yahu daha dün kız istedik herife. Niye yapsın böyle bir şey? İşte tanı oğlunu. Ama beni de tanı. Beni de tanı. Artık kredisini cehennemde veririm ona. Yazık oldu. Pazartesi ödemeye başlayacaktık oysa ki. Tamam tamam. Kapat sen. Ben Fırat'la bir konuşayım, dönerim sana.
Fırat, ne işler çeviriyorsun lan sen yaslandı o narinle? Baba Narin annesiyle kardeşinin öldüğünü öğrenmiş. Buraya gelip mezarlığı ziyaret etmek istedi. Ben de onu yalnız bırakmak istemedim. Ulan, ulan sen o karının dadısı mısın? Sana ne? Neyin o kız senin? Ne sıfatla işini gücünü bırakıp karını takılıp ta oralara kadar gidiyorsun? Tamam baba, gereksiz bir tartışmaya girmeyelim lütfen. Hem şu an müsait değilim, gel. Geldiğim zaman yüzle konuşuruz. Ulan, ulan Sermet krediyi ödemekten vazgeçti. Ayrıca oraya seni deşmeye geliyor. Daha ne diyeyim ben sana? Benim hiçbir şey umurumda değil baba. Sen düşün. Koru bakalım şimdi beni o sınırsız gücünle Babür Efendi'den. Yıllarca seni ben korudum, sıra sende. Narin. Narin. Eyvallah. Abi hoş geldin. Ama önce gözünü seveyim, beni bir dinle. Abi. Çıkın lan! Hadi et aldım bak, salata falan da yapacağım. Sen aç karnına uyudun mu yoksa? Narin. Bu seferki hatun kim? Gençliğinde az toplamadım seni karı koynundan. Ulan ne değişik adamsın be. İlik gibi kıza nişan yapıyorsun ama hala aklın fikrin pislikte. Sana ne? Şimdi çık git evimden. Bana ne mi? Bana ne mi? He? Bana ne mi? Abi, Narin abla burada değil. Fırat abi gelirken otele bıraktı onu. Eşyalarını topla, otele götüreceğim seni. Ne? Senin burada ne işin var be? Abla bak, bu sefer soru sorma, gözünü seveyim. Sermet abim bir iki dakikaya burada olur, seni bu evde görürse yanarız. Görürse görsün ya. Hesap mı vereceğim ona, ne saçmalık bu? Gitsene buradan. Abla, bak. Eğer seni götürmezsem Fırat abinin vebali ikimizin de boynunda olur. Bayıltmam falan bile gerekse götüreceğim seni buradan. Abim buraya gelecek, Fırat abi ona, o ona. Olaylar nereye gider bilmiyorum güzel ablacığım. Abim bu vakte kadar zapt ettim, artık tutabileceğimi zannetmiyorum yani. Ne diyorsun lan? Abi, inanmıyorsan gidelim. Otelde gözünden gör yani. Fırat abi buraya gelirken yolda indirdi Narin ablayı. Yerleştirdi otele, buraya tek başına geldi. Sana en büyük yeminleri ederim abi. Oğlum, şimdi beni sakin sakin dinle. Fırat iş için gelecekti oraya. Kızın da anası danası mı ne ölmüş? Yanına katmışlar Fırat'ın bir başına gelmesin diye. Senin sandığın gibi değilmiş olay. Rahat bırak oğlumu. Bana bak. Benim asabımı bozma.
Her türlü silerim seni. Son sözüm bu. 8-10 adamım var orada. Anında indirirler bir yanlışın olursa. Duydun mu beni? Cizmeyi açma. Tamam da, tamam. Otelde mi şimdi Narin Hanım? Sana ne? Sana ne? Bana bak serseri. O kızı rahat bırak. Sen hala neden rahatsız ediyorsun onu? Yıllardır bitmedi mi bu saplantın? Ben mi rahatsız ediyorum bari? Hı? Ben mi rahatsız ediyorum? Sana laf anlatmaya çalışan da kapat zaten. Ulan ne psikopat adamsın. Bana bak Fırat. Efendilik etmişsin, kızı otele bırakmışsın. Ama senin ciğerini bilirim ben. Anlaşıldı. Senin ciğerini eline vermeden olmayacak. Bak Fırat abi de yanlış anlaşılmak istemez yani. Nurmak ablayla da aynı söz kesmiş. Bu çirkin yakıştırmalar bir şekil kulağına gitse sözü atar yani. Hiç hoş olmaz. Tamam lan. Öğrendin mi kız annesiyle olanları? Abi kız bütün gün mezarlıklarda ağladı durdu. Hani yaptığın o kadar da hoş değildi abi yani. Çarparım Ali. Geçmişin kapağını kaldırdın, iyi oldun Arzu. Şu güzel hayatın hızlı geçmişe benzemeye başladı. Çok iyi böyle, çok iyi, aferin, böyle devam et. Bu saatte dükkan mı kapatılır lan? Abi, 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 abi ölümü polislik iş çıkar mı abi bize? Ben bulurum sana çiçek. Vallahi bulacağım abi. Bulurum ben sana çiçek abi. Polisle falan uğraş. Lütfen abi. Efendim Fırat. Narin iyi misin sen? İyiyim. Geldi mi manyak? Geldi şimdi gitti. Adamları nezaretinde terk etti çünkü. Eyvah. Baban da artık burada olduğumuzu biliyor yani. Yarın hemen İstanbul'a dönüyoruz. Döndüğümde de zaten bu olayı kökünden halledeceğim. Şimdi yanına geliyorum. Tamam. Ben yengeme gidiyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. Ben de halama uğrayacağım. Oradan uğrarım yanına. Hı hı. Tamam. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi akşamlar Narin Hanım. Ne istiyorsun benden? Bir şey yok. Ailenizde olanları duydum da başsağlığı için şey diyeyim dedim. Ben aslında daha erken gelecektik ama çiçekçi kapalıydı. Çiçekçiyi evinden aldırdık, dükkanı açtırdık falan filan. Niye adım adım takip ediliyorum ben? He? Niye bu adamın sürekli beni oraya buraya zorla götürüyor? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Fırat Kazan'la korkutmaya mı çalışıyorsun? Fırat Kazan benim neyim? Sevgilim mi? Kocam mı? Neyim benim? Niye korkacakmışım ki? Bana baksana sen. Benim hayatım senin gibi bir zorbayla geçti. Daha bacak kadar çocukken korkmadım kimseden. Senden mi korkacağım ben? Bütün duymak istediğim buydu. Memleket havası yaramış. Kibarlık, hanımefendilik yalan olmuş. Çok seks. En derin taziyelerimle. Ya bu arada
Şadiye bacının yerini merak ediyorsan ben biliyorum. İjdel abla. Ay uğramaz oldun, hayırsız kız. Ya son sene işte ne yapayım? Gece gündüz sınava çalışıyorum, az kaldı. Şadiyecik. Ay. Hadi genç kız oldu başımıza ya. Ya sorma, oldu vallahi. Oldu da ilk randevusuna çıkacak. Biz azıcık süslemeye getirdik Şadiye'yi. Sinemaya gidecek de. Ben tanıyor muyum bu çocuğu? Kimmiş? Hı? Hadi geç geç şuraya otur, anlat. Tanıyorsun gerçekten abla. Bizim pastanecinin oğlu Zafer. Ha. Zaten bu Zafer'den başka kimi görüyor ki? Ha bizim Zafer. Çok kibar, terbiyeli çocuktur o. Bazı hayırsızlara hiç benzemez. Hem okuyor da, aferin kız Şadiye. İjdel abla hem okuyor hem çalışıyor. Ay nasıl güzel pastalar yapıyorlar ya, görsen şaşırırsın ha. Allah Allah ya. Bizimki de üniversite okuyor. İşsiz kalacak hali yok ya. Hem para, mal, mülk, gani ne olacak? Babasının işi yeter be. Ucundan azıcık alalım mı? Can nasıl seçim biraz, ha? Ya İçler abla, Fırat artık hem öyle Sema ile falan görüşmüyor. Aklımızı Şadiye'ye verelim Narinciğim, tamam mı? Onun geleceği daha parlak görünüyor şu an için. Kızım siz nasıl kurtuldunuz babanın elinden pazar pazar? İjdel abla bak biz sana yardıma diye çıktık, sakın sen bir şey belli etme, tamam mı? Tamam, tamam. İyi misin? Nasıl olayım Bebeciğim? Olan nasıl? İyi değil. Şükür ateşi düştü. Ağzını bir haftadır bıçak açmıyor. Öylece uyuyup duruyor. Doktor bir derdi var, bunu bir de psikolog görsün dedi. Erdoğan öyle başında taş kesmiş duruyor. Ya konuşursa anlatırsa ne yapacağız? Ne olacaksa olsun Bebeciğim. Oğlum iyileşsinde ne olacaksa olsun be. Bana bak, bu annenden kalma böyle altınlar, paralar vardı, epeyce bir şey vardı. Onlar nerede? Kötüsü gelirse diye söylüyorum gülüm. Yani alırız İbo'ya gideriz. Ne yapalım şimdi? Bu saatten sonra her şey hazırlıklı olmamız lazım ya. Nasıl ayırırım Erdoğan'ı oğlanla? Bir gidip görsen halini oğlanın başında. Ben oğlanın yanına gidiyorum. Ay ne kadar güzel oldun kız Şadiye. Zafer seni görünce düşüp bayılacak ha. Ay abla ben miyim ya? Ay Şadiye sakın. Sakın ağlama, ağlama. Kız makyajını açacak. Ay hayret bir şeysiniz yani. Gören de kızı evlendirdi, koca gönderiyoruz zannedecek. Gel bakayım gel. Ay abla. Ay. Çok teşekkür ediyorum sana ya. Resmen hayatımı kurtardın ha. Hadi git git, geç kalma. Abla hadi ben gidiyorum. Hadi. Alo canım, ne haber? Narin. Ya Sezenlerin evde arkadaşlarla toplandık. Ya o gördü bu gördü derdi olmadan gelsene sen de. Rahat rahat konuşuruz ha. Ya takılırız biraz ya, ortam güzel. Ha neredeydi orası? Biliyorum, tamam, tamam. Abla ben de çıkayım artık. Fırat okula dönecek ya. Hani dönmeden son bir kez göreyim bunu. Git, git. Aynen böyle devam et. Ziyan et hayatını o hayırsızın peşinde. Ama sonra hiç gelip bana hazırlama.
Zırlamam abla, merak etme. Ben kendimi korurum her şeyden. Benim içimde bir şalter var hep. Kötü bir şey olunca, kötüye gidince böyle o şalteri kapatıyorum, tamam mı? Kimse beni üzemez, korkma yani. Bazen de o şaltere uzanamadan yanıp kavgulu verir insan ama. Sen yine kendine çok güvenme. Allah ya. Bilseydim götürmezdim seni o filme. Ya Zafer, korktum ama ne yapayım? Zafer, bir filmin üçüncü dakikasında çıkan dünyada ilk biziz herhalde. Ben filme hiç bakmadım ki. O kadar güzelsin ki bugün. Çok üşüdüm de daha kalın bir şeyler giyeceğim. Üstümü değiştireceğim, hemen gideceğim kuaföre sonra. Kız. Şişt. Ya bir hal var bunda. Sabahtan beri içim duruyor. Ne yapacağız? Ya daha iyi. Sar kalır işte birazdan. Daha ne istiyorsun? Allah Allah. Acelem var benim. Saçmalama ya. Kimse çıkarmadı. Geç. Çok güzelsin. Nereden bulmuş bu parkezeyi anlamadım. Burada mı takılalım, içeri mi geçelim? Bilmem. İçeride ne var ki? Gel, bence içeride konuşalım. Burada rahat edemeyiz. Ya Fırat, içeride ne yapacağız? İçeride ne yapacağız? İçeride ne yapacağız? Aşağılık yapıyorsun. İki sevgilinin öpüşmesinde ne var ki? Biz de öpüşüyoruz değil mi? Çok güzel pastane olur oradan. Okulun hemen yakınındaki. Var ya, acayip iyi iş yapar. Ha,
Ya ben biliyorum orayı Zafer. Kırtasiyenin yanındaki boş dükkanı demiyor musun? Evet evet orası. Böyle güzel havalarda masa sandalye de koyarız oraya, kafe gibi olur. Okuldan çıkan sevgililer falan gelir. Zafer, sen pastane kısmına bakarsın, ben de kafe kısmına bakarım, tamam mı? Fırından yeni çıkanların kokusunu duyan var ya, anında koşar gelir kafeye. Da nasıl yapacağız ki? Yani çok para gerekir müşteri için. İkimiz bir olduktan sonra bu dünyadaki her şeyi yaparız Şahit. Ben senin o gülüşünü yerim. Güzel gözlüm benim. Baksana bayrama gelirim ben herhalde. Vallahi sınavlara burada çalışmak daha iyi geliyor bana. Sen ne yaptın üniversite işine? Ne düşündün yani, ne okuyacaksın? Yani ne bileyim, bilmiyorum. Bazen kafam patlıyor böyle düşünmekten. Fırat, bir şey soracağım ama kızma. Yok, niye kızayım ki? Ya İstanbul'da başkaları oluyor mu yani İstanbul? Eğer sen istemezsen kimse olmaz. Oluyor yani. Ne alakası var ya? Şadiye de sinemadan çıkmıştır zaten. Sen niye bu kadar korkuyorsun? Hı? Yok, senin istemeyeceğin hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum sana. Sen niye kafanı böyle şeylere takıyorsun? Sen enerjini okulla ver. Tamam mı? Senin çok güzel bir geleceğin olacak. Mutlu olacaksın yani. İnanıyorum ben gerçekten. Ve söz veriyorum hep yanında olacağım. Tamam. Ben seni çok seviyorum. Baksana sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen hukuk okusana. Niye? Mücadelelisin. Baksana. Bence kesinlikle avukat olmazsın. Peki. İyi misin abi? İyiyim. Tamam iyiyim. Bak. Çekil, çekil falan. İyiyim lan. Topun dibine vurdu bile. Thank you.
Fatih. Ay! Ay! Ne yapıyorsun lan sen Müjde? Sana lan kızı öldük. Gelsene! Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun burada yine? Yine! Sen burada ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun sen? Öyle mi? Ne bakıyorsunuz? Öyle mi? Abi ölümüyor bak ne olur bana ne söyleme. O pastaneye bırak güzel. O pastaneden ayrı güzel anlıyor musun beni? Abi eve para getiriyorum ama sana söyleniyor. Senin neyi sanatını öğreniyorsun? Neyin sanatını öğreniyorsun? Neyin sanatını öğreniyorsun? Yürü! Yürü! Doğru mu lan ne yapıyorsun dedikleri ha? Utanmıyor musun lan elin adamlarına, pastane köşelerine elini? Hey! Dostlar, Romalılar, vatandaşlar. Ben buraya Moskov Recep'i övmeye değil, gömmeye geldim. Sanık tiyatro oyunu var, onu söylüyor. Sanık Moskov Recep Yılmaz. Kendini ruhsal ve psikolojik olarak koruyamayacak durumda olan Sayın Şadiye Yılmaz'ı defalarca kasten ve bilerek dövmek suçundan. Kızın hayatında onarılmayacak yaralar açtığından dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 300. bendindeki A250 maddesince onarınca... Biz kimisin lan? Biz kimisin sen? Biz kimisin lan? Ben küçükken senin beynini de attıydım sürahiyle. Ruhum bile duymadı. Ne haber? Recep! Bunlar... Bunlar... Bunlar bizi yıllardır... boynuzluyorlarmış Hatice. Hayatımız mahvoldu Şadiyeciğim. Mutluluğumuz, aile yaşantımız paramparça oldu. Babamın yaptığı bu ihaneti asla unutmayacağım. Babamın anneme olan aşkı tamamen yalanmış kuzum. Babamı asla affetmeyeceğim. Aa, bu ihanet olacak şey mi kuzum? Thank you.
Aa! Kız Nari sen misin? Vallahi da Nari. Billahi da Nari bu be. E hadi buyur geç. Yukarı yukarı. Geç içeri. Ben de avukatlık yapıyorum işte. Üniversiteyi bitirdiğimden beri. İyi bir hukuk firmasında çalışıyorum. Koşturuyoruz çok şükür. Kız sen onca işi bir başına nasıl becerdin koca İstanbul'da? Görüyorsun değil mi anne? Her İstanbul'a giden oğlu vermiyormuş. İki çocuk sahibi oldun. Hala o eski mesele. Tabii bir gönderi vermediniz. Kız kursa gideyim dedim. Seneye de sınavlara girerim dedim. Yok bir türlü salmadılar beni. Fena mı işte? Bir yuvan oldu. Erkenden yola çıktın. Okuyanları da görüyoruz. Doğru söylüyor. Baksana bize, biz evde kaldık. En iyisini yaptın sen. Sen kiminle evlendin Sema? Kocan ne iş yapıyor? Şey, kalıpçıydı kendisi. Firması vardı. Da iş bakıyor şimdi. Güzel. Öyle şey oldu, güzel. Kapattık. Annemleri olanları duydum. Ya, ya kızım. Gidiverdiler işte. Hiç olacak şey mi? Ama işte baban silkeledi gitti size o karıyla. Sonra Şadiyeciğin başına gelenler. Sonra sen yok oldun ortadan. E o anda şuncacık kafa kalmadıydı artık. Ne oldu? Ne gelmiş Şadiye'nin başına? Ne duydunuz? Yani o gece ortadan kaybolmuş. Hiç haber aldınız mı? Belki siz biliyorsunuzdur. Aslında biraz da onu öğrenmek için geldim. Vallahi şimdi tövbe Rabbim, o iş biraz şey. Bana kalırsa o gece o da Hakk'ın rahmetine kavuştu da iyi saatte olsunlar, çektiler aldılar onu. Yaparlarmış böyle. Kendilerine fanilerden biri lazım olduğunda çekip alıverirlermiş yanlarına, son nefesini verir vermez. Bizim yukarı mahallede ilmi kuvvetli bir hoca anne vardı. O dediydi o vakitler. Üf, anne yeter, gene başladın deli deli. Kızım vallahi biz Şadiye hakkında iyi şeyler duymadık. O olaydan sonra iyice kafayı yedi zaten. Şeyden sonra işte. Ne? Neyden? Ne olmuş? Ne duydunuz? Siz gidin içeride oynayın bakayım acık. Ya. Yürü. Şimdi terlik geliyor hala. Vallahi günah değenlerin boynuna ama olmuş diyorlar. Ne? Yani vallahi hepinizden, herkesten beklerim ama yani yok canım. Şadiye'den olmaz. Aa, maşallah hiç değişmemişsinler. Gene ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Bana. Şuraya yazı ver. Arada gelirim yanına kaçıp ha. Ay ne güzel olur, gezeriz senden. Ay hala kızı be. Acı tatlı ne hatıralarımız oldu değil mi? Ya tabii tabii. Sorma. Kürtajlar falan. Kız oğlan ikimizi de yakıp geçtiydi ya. Vallahi. Nari ben boşanacağım vallahi. Kafaya koydum kızıma. Alsın veletlerinde gitsin, anasının evinde otursun. İçim şişti vallahi. Zaten işi gücü yok. Yerleştik biz de anamın evine iyice. Sabahtan akşama kadar car 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 çenesi durmuyor. Vallahi içim şişti Narin ya. Gelirim yanına kız vallahi, ne güzel olur. Ay. İyi akşamlar. Nari. Kız kim bu? Ay Allah, dualarımı kabul etti de gökten yakışıklı mı indirdi haneme? Vallahi tövbe tövbe kız. Aa.
Tanımadın mı Fırat? Nasılsın Sema? İyiyim. Ya siz? Sağ ol. İyiyim ya siz? Ya ne olmuş o güzelim kıza ya? Bizi görünce kafayı yedi herhalde. He? Yani işi sanmasa bari garibim. Sen de pek bozmadın canım. Şadiye hakkında bir şey biliyor muymuş? Yok. Ben soruştururum kasabada. Yakında bir iz buluruz, merak etme. Efendim mi? Seni mi aradı? Tamam, uğrarım ben. Narin, benim halama uğramam lazım. Çıkarken bana bir sürü çiftlik mamilleri hazırlamıştı. Unutmuşum. Sermet. Sermet Şadiye'nin yerini biliyormuş. Bugünkü problem gündemimizde ne var aşkım? Hı? Yok. Bir şey yok. Böyle işte güzel, keyifli bir akşam yemeği. Ben sadece biraz kırgınım. Kime? Neden? Emin misin? Ya yanlış anlama. Ben soruları böyle peşin peşin sorayım. Çünkü birazdan zaten nefessiz konuşacaksın. E ben ağzımı bile açamayacağım. At fanarın çıkmaya başlamış. Çıkmak bir yana, Abant'a otele gidiyorlar hafta sonunu geçirmek için. Benim bundan haberim yok. Niye? Çünkü Nane bana tek kelime bile etmedi. Ben Atıf'tan öğrendim. Bir de arıyorum. Diyor ki bana adliyedeyim. Yalan söylüyor bir de bana. Sabah erkenden gitmiş otele. Otelin güzellik merkezinde büyük geceye hazırlanıyor tabii. Yani Narin bir herifle otele gidiyor. Hem de yeni tanıştığı biriydi. Atıf sana iyi sallamış. Ben bile daha iyi tanıyorum yani arkadaşını. Niye sallasın canım? Aa, Irmak da aynı şeyi söylüyor. Sen de deli misiniz, nesiniz be? Allah Allah, ben onu bilemeyeceğim ama... bu ikisi otele gittilerse ben atölyeyi yakarım ben. Atölyeyi yakma da benim içimi yaktın şimdi. İki ayrı yerdeki iki insandan aynı anda siren sesi gelme ihtimali yüzde kaç? Atıf sıfır değil mi? Sıfır. Bu ikisinin aynı yerde olduğunu göstermez mi? Ya ikisi de bize ayrı ayrı yalan söylüyor. Biri diyor ben iş seyahatindeyim, öbürü diyor ben adliyedeyim. Ben ne diyeceğim, ne yapacağımı şaşırdım yani. Bak, bir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şeye de kendini inandırmana gerek yok. Bak, Fırat'ın nereye gittiğini bilemem. Ama Narin'in nereye gittiğini biliyorum çünkü ben de birazdan yanına gideceğim. Nereye, nasıl? Ya biz... Narin'le bir hafta sonu için Abant'a gideceğiz. Narin önden gitti. Ben de işlerimi hallettikten sonra yanına gideceğim. Ya... dün gece öyle bir aniden bir yakınlaşma oldu aramızda. Bir şey başladı yani. Ama bana bak. Şimdilik Narin'e bir şey söyleme. Tamam? Bilmiyorsun. Siz ikiniz. Evet, biz ikimiz. Ay. Ay Allah'ım, çok sevindim. Doğruyu söylüyorsun değil mi? Doğru. Ben yalan söyleyebilir miyim? Ay çok ha? Sevindim, ha? Çok sevindim, çok ha? Sevindim. Yarın sabah erkenden Abant'a gidiyoruz.